Evet, hazırlıklar başladı şu an. Bavula sığmadığı için ve okulu poşete koyuyorlar. Takımı poşete böyle rulo yapıp koyuyoruz. Bilmiyorum ne kadar mantıklı. Ama Buse tecrübeli, daha önce hazırlamıştı böyle. Bunu koyayım mı? Ben olsam katlayıp şöyle düz düz koyarım. Şöyle 4 sıra halinde. Bir kat koyduk. Buna akla gün gelip o yüzden. Bunu ben almıştım ev terliği olarak. Bu da Doğukan ve Melisa'nın bana hediyesiydi. Prenses terliği. Ay pardon, bebe terliği. Öpüyorum onları. Önce bir katını koyalım. Üstüne de ilaç, üstüne de bir kat daha koyalım değil mi? Bunu. Onları kutulu mu koyalım yoksa çıkarıp mı koyalım? Kutulu koyalım. Bir şey olmaz ki ya. Havası gidecek onu da. Çıkamıyorum. Kıyafetleri koyduk ama başka bir sürü şeyler daha koymam lazım. Ne? Cilt aleti. Ay, cilt aleti ne ya? Cilt malzemesi. Çimlerim falan var. Çok zor arkadaşlar. Bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Daha hala bir sürü şey koyacağız. Ha, öyle mi kapanıyor? Evet. Vay, teknoloji. 23 kilo. Daha burada var. Bu da tamam, başka şeyle koyacağız. 7-8 kilo falan bu bence. Bence de maksimum kadardır. Önce şimdi Buse çıkacak. Tartılacak. Kilosunu söylemek ister misin? 53.60. 53.60. Şimdi bununla evet. Çıkacak. Evet. Tüş. 59.45. Yani 6 kilo. Tamam, evet. Azmış. Tamam. Daha bir şey yok yani. 23 kilo hakkım var bir valizde. Tamam, biri bu. Panasyon da ve. Oha! Aynı. İkisi de aynı. 59.45. Bir de vakumlayın zaten. Vallahi. Bir de vakumlayın, vakumlayın. Evet, şimdi vakumlama evet. Yapacağız. Bunu açıyoruz kapağını. Böyle bir şey var. Aç. Şimdi hemen böyle koyuyoruz. Bastıralım. Taş gibi oldu. Ay, ilaca bakın ne oldu. Bu dışarı o vermiyor. İşte böyle. Sonra istediğiniz gibi kapatıyoruz. Küçücük kaldı. Ay, gömleğim. İlaç çok komik şu anda. Bak, bunu düz koysan da böyle olacak. Kırış kırış, anladın mı? Bir şey fark etmiyor. Evet, kilosu arttı mı tekrar bakacağız şimdi bunu. 53.60. Yok be, 60'tır. Aynı. Birebir aynı hem de. Tamam. Gramı gramına. 4.20. Yani... Evet, açtım. Matematik burada devreye ben giriyor. Ben 53 kiloyum. 21 kilo olmuş işte. Evet. Oo, daha koyun. 2 kilo daha koyun. 25'e kadar çıkın, bir şey olmaz. Niye koyacağız? Sığmazsa koyarız şu an. 2 kilo. Tamam, 20'ye gidiyoruz şu an. Evet, duygularını alalım. Derya sever. Son hazırlıklar. Son hazırlıklar arkadaşlar. Heyecanlı değilim. Gidecek neden? Gibi hissetmiyor. Gidecek gibi hissetmiyorum. Eşyalarımı koyduk ama... Hadi bakalım Alice'ım. Yem üzgün bence çünkü. Ben ne türüm ya şu an? Ben de bir. Ortak giyiyorduk kıyafetleri. Kıyafetler gidecek diye üzgün olabilir. Ben yenilerini alacağım, o yüzden rahatım. Yenileri mi alacaksın? Evet. Ben sana dolar gönderirim. Oo, tamam. Olur o zaman. Evet, en gerekli şey. Çok gerekli arkadaşlar. 8 kilo kuru yemiş koymuş annem. Ben gidince gerekli olduğunu anlayacağım. Anne, kuru yemişin neyini arayacak Allah aşkına ya? Normalde Türkiye'de yemiyorum bu arada ama işte Amerika'ya gittiğim için orada kesin özledim. Ayakkabılar koydum tarafa. Tamam, aileye ver. İrem, keşke seni de koyabilsem şuraya. Bir girmem yok bu bavula. Gel. Böyle kapatacağım. Nasıl çekiyorum onu? Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şu an zor şartlar altında hastaneye doğru gidiyorum. Çünkü Covid testi yaptıracağım uçuş için zorunlu. Umarım sesim geliyordur. Çok çok zorlu bir yolculuk oldu. Ablamın çalıştığı hastaneye geldim ve makyaj yapmıştım. Çok akıllı olduğum için maskemin haline bakın. Göz altlarım da simsiyahtı. Neyse, şimdi yürümeye çalışacağım, düşmeyeyim. Evet, kar tabii. Kar çok güzel diyenler utanır mı? Yani çok zor şartlar altında yürümeye çalışıyorum şu an. Düşersem gerçekten hoş olur aslında. Biraz izlenme sayımız artabilir. Yürüyemiyorum.
her yer. Şimdi ablamın çalıştığı hastaneye geldim. Merhaba. Şimdi testimi yaptıracağız, değil mi? PCR yaptıracağız. PCR yaptıracağız. Ne kadar ücreti? 250 lira. 200 lira mı? Evet. O da personel indirimi. Ha, personel indirimi. Ablam sağ olsun. Evet. Sadece özeller yapıyormuş bu yurt dışı şeylerini. Evet. Mi? Devlet yapmıyor. Buradan yetkililere sesleniyorum. 200 lira ne kardeşim? Olmaz böyle şey. Şimdi neyse sıra bekleyeceğim. Covid testi yaptıracağım. Bugün çıkıyor mu sonucum? Evet. Bu akşam bende. Umuyoruz ki negatif. Bakalım göreceğiz. Evet, Covid testimi ablam yapacak. Çok heyecanlı. Şimdi hazırlıklarını yapıyoruz. Sakın canımı acıtma ha. Duydun mu? Bakalım birazdan ağlayabilirim. Ağlıyorum şu an. Çok canım acıdı. Macera dolu Amerika. Amerika. Şöyle alalım Sülale Hanım. Tam da denk gelmiş gitmem. Düğüp olarak sizi gibi geri geri açılıyorum. Bir direk tut ve üfle. Oğlum bu doğum günde üflenmiyor muyuz genelde ya pasta? Veda pastası. Yeni bir hayata. Bir veda pastası seç. Sessizce ye benim için. Üflüyorum. Dur direk deliyim. Günaydın. Hello. Bugün 18 Şubat Perşembe. Saat 9. Evet, kahvaltı ediyor burası. Evet. İrem bana elleriyle kahvaltı hazırlamış. Evet, hazırladım erken kalkıp. Birazdan havaalanına gideceğiz çıkıp. Bir saat sonra. Çok uykulu gözüküyor. Bayağı aynen, ben de 3 saat uyudum sadece. Devam gerisini ediyoruz. Havaalanında çekeriz. Aynen. Görüyorsun beni değil mi? Evet arkadaşlar, ben çok güneş olduğu için bugün gözlük taktım. Hani hiçbir şey anlaşılmıyor. Maske. Süper, ben beğendim bu kombini. Kesinlikle güneşle alakalı evet, var. Evet, kesinlikle var. Şimdi geçtik şeyden. Evet, havalimanına ilk kez geldim. Çok büyük, devasa bir yer olmuş gerçekten. Yani bu kadar beklemiyordum ben. İşte Türkiye farkı. Şimdi geçtik. Yani hepimizin geçmesini bekliyoruz şimdi sırayla. Eşyalarımızı alıyoruz. Kalabalık gelmişiz yanlışlıkla. Öyle ya, şimdi gideceğiz yavaş yavaş. Moskova yok mu? Moskova var amca, ister misin? Neresiniz? Gidelim. Ya ama ne diyor? Kapıya gidiniz diyor. Şimdi valizleri teslim edeceğiz. Bilet alacakmışım. Şey gibiyim arkadaşlar, bu arada benim ilk uçuşum. Yani ilk kez uçağa bineceğim. O yüzden biraz heyecanlı ve hiçbir şey bilmiyoruz. Evet, kolay gelsin. Eyvallah. Bavulcu Berke. Arkadaşlar eve şundan lazım ya. Tek başına gezinip her yeri temizliyor. Ya duygusal dakikalar. Hadi fotoğraflarınız kötü çıkacak, ağlaşmayın. Hem
Biraz ağladık. Ayrılma noktasındayız. Şimdi pasaport kontrolüne gireceğim. Şöyle de son videomuz gibi bir şey yani, bir yılda. Bir yılda son. Birlikte böyle kafalarımızın birlikte oldu. Daha fazla konuşamayacağım. Kanalımıza abone olmayı unutma. Hadi biz de seni çıkalım. Babam nerede? Her şey görününce olsun, her şey kolaylıkla olsun. Türkiye'ye gelene kadar enerjin yüksek. Tamam, bu son da. Evet, şimdi Derya ablam geçti şeyden, kontrolden. O bekleyecek, daha 2 saat bekleyecek. Biz eve geçiyoruz. Bu şekilde devamını o da çekecek. Hoşçakalın.